Arkadaşlar merhabalar. Siz değerli takipçilerimizle bu haftanın son dakika haberlerini Amerikan gündemine değerlendirmek için karşınızdayız. Hem bu arada da tabii siz değerli takipçilerimizden inanılmaz çok sorular geldi. Bu son gelişmelerle ilgili özellikle bu koronavirüsü ile ilgili ve bunun hem ticarete hem vizelere hem öğrencilerin Amerika'ya geliş gidiş durumlarına, eğitimlerine hem Amerika'ya saatlerde yaşanan durumlarla ilgili e siz değerli takipçilerimizden epey sorular geldi. Bu koronavirüsü gelişmesinin neyin ne kadar nasıl etkileyeceği ile ilgili. Dolayısıyla ben öncelikle tabii kısaca şunu söyleyeyim. Ondan sonra sorulara geçeceğim hızlıca. Bu durum ciddi bir hale dönmekte. Siz değerli takipçilerimiz de haberleri tabii son dakikaları takip ettiğinde görecekler. Ama tabii önemli olan nokta devamlı söylenen panik yapmaktan ziyade... Kontrollü davranıp gerektiğince kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışmak tabii ki önemli önlemlerin arasında yer alacak. Şimdi hemen ben hızlıca bir soruyla başlıyorum. Takipçilerimizden gelen sorulardan bir tanesi şu. Koronavirüsü nedeniyle Schengen ülkelerinden İngiltere hariç Amerika'ya uçuşlar engellendi. Türkiye'den Amerika'ya saat engeli var mı diye bu daire takipçilerimizden gelen epey bir soru var bu konuda. Şu an itibariyle böyle bir engel söz konusu görülmüyor. Şu an için sadece Amerikan yönetimi tarafından... Avrupa'dan gelecek uçaklara 30 gün süresince bir yasaklama getirilecek. Bu da tabii yarın akşamdan başlayacak. Cuma akşamı itibariyle. Fakat bunun içinde şu an İngiltere yok ve dolayısıyla Türkiye'de getirilmiş bir yasak yok. Umarız o şekilde kalır ama şu an itibariyle böyle bir durum söz konusu değil deyip bu takipçilerimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer gelen sorulardan bir tanesi koronavirüs green card başvuru süreçlerini etkileyecek mi diye takipçilerimizden gelen ciddi sorular var. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki bu gerçekten bir panik yaratmış durumda ve Dünya Sağlık Kuruluşu'nda yaptığı açıklama vardı biliyorsunuz çok daha yeni. Artık bunun ulaştığı seviyeyi ve dolayısıyla bu bir nevi e, tabii ki endişe yaratıyor. Tabii önümüzdeki ne kadar süre içinde bu kontrol altına alınabilir onu görmek gerekecek. Ama şu an itibariyle görülmüyor. Dolayısıyla Green Card başvuruları göçmen dersi çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada bir gecikme ya da engelleme söz konusu değil. Fakat bu süreçleri etkileyebilir mi? Tabii ne kadar uzun süreceğine bağlı bu yaşanan sorunun ve sürecin ancak o noktada söyleyebiliriz. Ama şu an itibariyle de göçmen dersi tarafında Amerikan konsolosları için olacak göçmenlik vizesi göçmenlerinde herhangi bir süreç etkilenmesi görünmüyor diyebiliriz. Evet, bazı sahiplerimizden gelen soruda şu şekilde: Koronavirüs olayından dolayı Türkiye'de üniversiteler 3 hafta tatil oldu. Bu durum work and travel öğrencileri ilgili bir sıkıntı oluşturur mu? Evet şimdi biliyorsunuz Türkiye'de de Amerikan konsoloslukları... Work and Travel öğrencilerinin vize görüşmelerini başlatmış durumda. Dolayısıyla Work and Travel'cı arkadaşlarımız ya da takipçilerimizin bu konuda endişeleri çok doğal. Herhangi bir vize görüşmeleri ya sürecinde Work and Travel öğrencileri için bir engel şu an itibariyle görünmüyor diyebiliriz. Takipçilerimizden gelen bir soruda şu şekilde. Turizmimiz ile Amerika'dayken Amerikalı bir şirketten sağlık sigortası yaptırırsak olması halinde koronavirüs masraflarını cover eder mi? Bu soru çok güzel bir soru aslında. Bu noktada geçen gün bir programı izlerken özellikle şundan bahsediliyordu. Bu şu an için sigorta firmalarının sağlık güvencesi almaya çalışırken şu an sağlık sigortalarının bunun içine koronavirüsünü dahil etmediklerini ek tuttuklarını görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir tavsiyede bulunuyorlar. Sadece bilmeniz gereken sağlık sigortasını alırken koronavirüs olayını da dahil edilip edilmediğini öğrenmenizde fayda var. Ama büyük bir ihtimalle ödenecek primi arttırabilir. Ama yani şu an için görülen ve söylenen e, onun katılmadığı normal sigorta güvencesi dışında tutulmaya çalışıldı. Bunu da göz ardı etmeyin diyebiliriz. Ve bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Green kartlarımızı almak için 23 Haziran'a kadar giriş yapmamız gerekiyor. Koronavirüs yüzünden giriş yapamazsak ne yapmamız gerekir? Kartını alamayanlar için bir uygulama olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Aslında bu soru çok önemli. Bu direkt takipçimizden gelen soruyu aldık ama buna benzer sorular gelmekte. E, takipçilerimizden şunu sadece söyleyebiliriz. Eğer göçmenlik vizesi ile ilgili elinizde belli bir vize süresi varsa ve bitmek üzere ise ve Amerika'ya gelmeniz gerekiyorsa en kısa sürede gelmenizde fayda var. Seyahat durumunda endişeliyseniz ve bu riske atmak istemiyorsanız o zaman tavsiyemiz Amerikan konsolosuna ulaşın ve onlara var olan vizenize ek süre ekleyip ekleyemeyeceklerini rica etmeniz olacaktır ki ona göre en azından sert etmek zorunda kalmayın. Yoksa tabii ki o süreyi geçirseniz süreci tekrar başlatmanız gerekir. Bu da bir sorun teşkil edebilir. Tavsiyem en kısa sürede Amerikan Konsolosluğu Göçmenlik Vizesi bölümüne ulaşın ve bu durumu izah edin. Ve onlar da e, tahmin ediyoruz ki şu an çok ciddi bir şekilde bu noktada taleplerle karşı karşıyalardır. Ve bu konuda da bir duyuru yapacaklarını ben e, beklemekteyim. Yani eminim yapacaklardır diye düşünüyorum. Bazı takipçilerimizden gelen sorularda şu yönde. E, korona virüsü nedeniyle Green Card çekilişi bu yıl ertelenebilir veya iptal edilebilir mi? Mayıs'taki sonuçları mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada onu etkileyecek bir durum görülmüyor. Dolayısıyla zaten yapılan başvurular yapıldı. Dolayısıyla çekilişte herhangi bir insan teması şey gerekmiyor. Bilgisayar çekilişi olacağı için bu noktada bir engelle karşı karşıya kalacağımızı sanmıyoruz. Ondan sonraki süreci görmek lazım. Ama umuyoruz zaten koronavirüsü yaza kadar kalmadan şu önümüzdeki birkaç ay içinde sonuçlanmaya çalışılacak. Dolayısıyla daha sonraki süreci etkileyecek gibi görünmüyor diyebiliriz. Evet bir takipçimizden gelen soruda şu yönde. Green Card 2020 talihlisiyim. Vizemi aldım. Avrupa Birliği'nden Amerika'ya uçuşlar virüs sebebiyle 30 günlük kapatıldı. Türkiye'yi etkilemiyor ama etkilerse vize süremiz geçerse ilk giriş için vize uzatma söz konusu olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki unutmayın. Siz için önemli olan nokta vizenizi aldınız ve Eylül ayına kadar gelebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Eylül ayına kadar olan sürenin ötesine geçmeniz mümkün olmayabilir. Ama bunun için tavsiyemiz Amerikan konsolosuyla irtibata geçin. Bu durumu gündeme getirin. Seyahat etme durumunu yapıp yapamayacağınızı onlarla paylaşmanızda fayda var ve bu noktada eminim bir açıklama geliyor olacak. Diğer bir takipçi bizden gelen soru şu şekilde koronavirüs nedeniyle değişim vizelerinin 2 ay süre ile durdurulduğu bilgisi bazı sitelerde yer alıyor. Bu durum doğru mudur? Koronavirüs nedeniyle değişim vizeleri bu yıl için iptal edilebilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu an için iptallik bir durum söz konusu değil. Amerikan konsoloslukları vize görüşmelerini devam ettiriyor ama bu şu anlama gelmiyor. Yarın Amerikan konsolosluğu ya da bir süre sonra kalkıp biz vize görüşmelerini askıya alacağız ya da bir süre erteleyeceğiz de istememeyeceklerinin bir garantisi yok. Ama şu an için bu noktada bir iptal durumu görülmüyor. Ama dediğim gibi bu noktada güvende hissetmeyip Amerikan konsoloslarının bulundukları ülkelerdeki virüsünle mücadelede ya da önlem almada çalışmaları durdurmaları ya da vize görüşmelerini azaltmaları kişi gelişini ya da iptal etmeleri gibi durumlar söz konusu olabilir diyebiliriz. Yoksa şu an için bir açıklama daha söz konusu değil. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu şekilde korona virüsü nedeniyle Amerika'ya Avrupa aktarmalı uçuşlar için bir kısıtlama var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi önemli değil ister Avrupa'dan uçun ister Avrupa aktarmalı gelin. Sonuçta Avrupa aktarmalı geliyorsanız ve Avrupa'dan o yolcu bilinçleri olacağı için Dolayısıyla bunlar da etkileme söz konusu olacaktır. Ama tavsiyem tabii ki seyahat ajantanız ya da uçuş firmasıyla görüşmenizde fayda var diye düşünüyorum. Evet takipçilerimizden gelen bir diğer sorularda şu ağırlıkta çok geliyor. Bir örneğini vereceğiz. Amerika'daki notariden veya evlilik yoluyla green kartlarını yeni alacak Türkler ve bunlar Türkiye'ye gelmeye çekiniyorlar, endişeliler. Tekrar Amerika'ya giremeyecekleri için bu konuda tavsiyeler neler olur diye takipçimiz de soruyor. Eğer zaten Kişiler Amerika'da yaşıyorsalar, çok acil olmadığı sürece seyahat planlarını ertelemesi yönünde şu an zaten otoriteler tavsiyede bulunuyorlar. Dolayısıyla eğer şart olmadığı sürece seyahat durumlarına girmemenizi tavsiye ediyoruz ki otoriteler bunu tavsiye ediyor şu an. Dolayısıyla buna dikkat edin. Eğer bunu yapamıyorsanız ya seyahat etmek zorundaysanız en kısa sürede dönmeye çalışabilirsiniz. Yoksa e, bu noktada bir garantisini vermek zor. O seyahatler iptal edilebilir mi? Ne kadar süre iptal edilir? Bunu görmek gerekir. Ama dediğimiz gibi tavsiyemiz seyahat mecburi olmadığı sürece etmemeniz yolunda olacaktır. Şimdi bu şekilde değerli takipçilerimizden gelen soruları bir araya getirdik. Çünkü bu önemli bir konu ve son dakika olarak bunu beraber cevaplayıp paylaşmayı aslında düşündük ve şunu söyleyebiliriz son olarak gerçekten şu an Amerika'da da bunun etkileri çok ciddi görülüyor ve şu an değişik eyaletlerde New York'ta dahil, Washington'da dahil, ciddi anlamda Massachusetts'da dahil endişeler var. Ve dolayısıyla umudumuz önlemlerin çok geç kalmadığı yönündedir. Çünkü Amerikan yönetiminin biraz çok geç adım attığı yönünde eleştiriler şu an var toplumda. Ve dolayısıyla en son gelen Avrupa yasağı biliyorsunuz. 30 günlük bir uçuş yasağı geldi. Ama bu noktanın biraz geç adım atıldığı yönünde eleştiriler var. Dolayısıyla umuyoruz çok geç olmamıştır. Ve bu noktada herhangi bir Sorun yaşanmaz diye umuyoruz ama siz değerli takipçilerimle tavsiyemiz lütfen ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin ve gerektiğince kalabalık ortamlarda durmamaya çalışın. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım bir sorun yaşanmadan çok daha büyükler kayıplar ve problemler olmadan en kısa sürede bu süreçleri geride bırakırız. Ki gerçekten şu an en önemli şey sağlık, en önemli şey hayat ve dolayısıyla bunlar etkileniyor. Bunların yanında da ticaretle etkileniyor. Şu an işler etkileniyor, işyerler etkileniyor, öğrenciler etkileniyor. Bir sürü okullar şu an kapatılmış durumda Amerika'nın. Değişik bölgelerinde internet üzerinden eğitime devam ettiriyorlar. Çok ciddi bir anlamda önlemler alınmaya çalışılıyor. Umarım bu önlemler en kısa sürede her şeyi normale çevirir. Ve size de sorunsuz, umarız, problemsiz bir hafta diliyorum. En yakın zamanda son dakika haberlerimize gene sizinle karşı karşıya olacağız. Çok teşekkürler, iyi günler.